Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Uzun bir aradan sonra Nerede Çekildi videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda 1991 yılında gösterime giren Kemal Sunal'ın son iki filminden biri olan Var Yemez filminin çekildiği yerleri göreceğiz. Orhan Aksoy'un yönettiği, Erdoğan Tünaş'ın kaleme aldığı filmde Kemal Sunal, Yasemin Yalçın, Kadir Savun, Gamze Gözalan, Kayhan Yıldızoğlu, Leman Çıdamlı, Tuncay Akça, Cem Davran, Serap Akıncıoğlu ve Bahadır Tok gibi birbirinden değerli usta isimler yer almıştır. Kemal Sunal bu filmde Ragıp Elibol karakterini canlandırmıştır. Bulunduğumuz yer Bakırköy Şebnem Sokağı. Şebnem Sokağı'nın başındayız. Evin bulunmuş olduğu yer bu köşedeki yapının olduğu yerdir. Ancak o yapı yıkılmış, günümüze kadar gelememiş. Biraz daha ileri doğru gittiğimiz zaman şu ilerideki yapının bir kısmını filmde görebiliyoruz. Var Yemez filminde sokağın o yıllardaki halini görüyoruz ama Var Yemez filminden daha çok Perihan Savaş ve Tarık Tarcan'ın başrol oynadığı Sapık Kadın filminde bu sokağı daha detaylı olarak görmekteyiz. Havadan çekilmiş olan fotoğraflara baktığımız zaman buradaki yapının 2006 yılından sonra yıkıldığını görmekteyiz. İşte Var Yemez filmindeki kullanılan evin yeri burası ve işte o sokak burası. Günaydın. Günaydın Eyvallah. Küçükçekmece Şehit Erol Olçok Caddesi'ndeyiz. Ragıp Elibol'un fabrikası olarak görmüş olduğumuz mekan işte burasıdır. Fabrikanın dış çekimlerinde arkadaki yapıyla birlikte bazı yapıları da günümüzde görmekteyiz. Beşiktaş Gazi Refik Sokak'tayız. Filmde KKMA örgütünün örgüt evi olarak görmüş olduğumuz apartman işte bu apartman. Apartmanda pek bir değişiklik yok. Hala Mehtap Apartmanı numara 20. Mermer taşlarından kapısına kadar tüm detay olduğu gibi duruyor. Beşiktaş Peker Sokak'tayız. Ragıp Elibol'u arabasıyla işe giderken görmüş olduğumuz sahnede bu sokağı görürüz. Bu sokakta Hüsnü Baba Ragıp Elibol'a arabadayken aspirin verdiği sahneler bu sokakta çekilmiştir. Bugün nasılsın beyim? Tansiyonla şeker hapımı aldım, aspirini alamadım. Söylesene, arabada yedek var. O sahnelerde buradaki bina ile birlikte sokağın o yıllardaki halini görürüz. Yine Peker Sokak'tayız. Ragıp Elibol'u işten çıkmış evine doğru giderken görmüş olduğumuz sokak işte bu sokaktır. Ragıp Elibol'un acelesi vardır. Akşama eve görücüler gelecektir. İşte aksilik ya, tam burada arabası bozulur. O sırada arkadaki yapıların bir kısmını görmekteyiz. Oh.
Ne oldu? Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez. Ragıp Elibol eve taksiyle gitmek zorunda kalır. Taksiye bindiği sahnelerde ise sokağın bu yönünü görürüz. Taksi, taksi, dur, dur. Levent Afet Yolal Camisi'ndeyiz. Ragıp Elibol'un sözde cenaze namazının kılındığı yer işte bu caminin avlusudur. Buradaki musalla taşıdır. Tüm bu olup bitenleri Ragıp Elibol kendi cenazesine katılarak ibretle izlemektedir. O sahnelerde caminin etrafını ve caminin buradaki avlu giriş kapısını görmekteyiz. Ragıp Elibol işte buradan çıkar ve burada sahte dostlarını izlemeye gelir. Caminin hemen yanındaki Mektep Sokak'tayız. Ragıp Elibol'un tabutunun taşındığı sahnelerde bu sokağı görmekteyiz. O sahnelerde arkadaki yapıyla birlikte buradaki ağaçların o yıllardaki halini görürüz. Güvercin Sokak'tayız. Dört arkadaşın bir kafede oturdukları mekan işte burada görmüş olduğumuz o yıllardaki yapının içerisindeki mekandır. O yapı yıkılmış, yerine işte bu yapı yapılmış. Dört arkadaşın oturdukları o kafede başka bir arkadaşlarının arabasının anahtarını çalıp arabayı kaçırdıkları sahneler bu sokakta çekilmiştir. İşte tam buraya gelirler koşarak burada duran arabayı kaçırıp kaçmaya başlarlar. O sahnede sokağın o yıllardaki halini görürüz. Filmde görmüş olduğumuz o yapıların birçoğu yıkılmış. Yerine işte modern binalar yapılmış. Karanfil Sokak'tayız. Karanfil Sokak'la Sümbül Sokak'ın kesiştiği yerdeyiz. Dört arkadaşın sözde KKMA örgütünün kaçırdıkları arabayla bu yolda devam ederler. Arabanın içerisinden yapılan çekimlerde işte buradaki yapıyı görürüz. O yapıyla beraber bu köşedeki duvarı da görürüz. Duvarın o yıllardaki halini tabii ki. Yine arabanın içerisinden yapılan çekimlerde böyle devam ettiğimiz zaman yolun sonuna doğru polis aracını görürler. O polis aracını gördükten sonra işte buradan Sümbül Sokağa girerler. Polis aracını gördüğümüz sahnelerde de hemen böyle karşıya geçelim. Şu karşıdaki yapıyı görmekteyiz. Sümbül Sokak'tayız. Dört arkadaşın kaçırdıkları araçla Ragıp Elibol'a çarptıkları yer işte burasıdır. O sahnelerde buradaki duvarı ve buradaki evin o yıllardaki halini görmekteyiz. Ragıp Elibol şu karşı sokaktan çıkarken dört arkadaş da buradan gelirler ve Ragıp Elibol'a işte tam orada çarparlar. O sahnelerde buraları görmekteyiz. İşte dört arkadaşın Ragıp Elibol'a çarptıkları yer tam burasıdır. Ragıp Elibol buradan gelir ve tam burada o meşhur araba çarpma sahnesini tam burada görürüz. Müzik
Sümbül Sokağı'nın biraz daha aşağısına doğru indik. Ragıp Eliboğlu arabaya alıp götürdükleri sahnenin hemen sonrasında sokağı bu açıdan görmekteyiz. O sahnede şu buradaki yapının o yıllardaki halini görmekteyiz. O yapının yanına bazı yapıların yapıldığını da görmekteyiz. Karanfil Sokak'la Yolal Sokak'ın kesiştiği yerdeyiz. Ragıp Eliboğlu kaçırırken ilk planı yaptıkları yer işte burasıdır. Ragıp Eliboğlu tam burada arabanın içerisinde durmaktadır. O sahnede buradaki duvarın o yıllardaki halini çok kısa da olsa görmekteyiz. Arkadaşların fidye planını yaptıkları yer işte burasıdır. O sahnelerde buradaki yapıları görmekteyiz. O yapıları gördüğümüz sahnede Levent tarafına baktığımız zaman oradaki kuleleri ve gökdelenleri görmüyoruz. İşte arkadaşların fidye planı yaptığı yer, işte o yapılar ve Karanfil Sokak. Beşiktaş Yüksek Kaldırım Sokak'tayız. Ragıp Eliboğlu bir sahnede işte burada görürüz. Ragıp Eliboğlu çevresinin, ailesinin, arkadaşlarının onunla çıkar ilişkisi kurduğunu öğrendikten sonra işte buraya gelir. Burada intiharı düşündüğünü köprüye baktığından ve köprüye doğru yürüdüğünden anlıyoruz. Zaten intiharı düşündüğünü Hüsnü Baba'ya da söylemiştir. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Ragıp Eliboğlu işte burada göründükten sonra burada köprüye bakar ve işte bu yoldan yürür. O sahnelerde buradaki taş duvarı da günümüzde görmekteyiz. Ayrıca net olarak görmüş olduğumuz köprüyü günümüzde ağaçların büyümesinden dolayı tam olarak göremiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeyiz. Ragıp Eliboğlu'nun oğlu Cengiz'i üniversite çıkışı sahnelerinde işte burada görürüz. O yıllara göre buraların daha da yeşillendiğini görmekteyiz. Güvenlik kulübelerindeki yapıları değiştiğini görmekteyiz. Öyle bir diyalog vardır ki burada mutlaka sizlerin de aklında kalmıştır. Baban acayip cimri galiba, ha? Oho, yedikleri ziyan olmasın diye haftada bir kere sıçar. Rumeli Hisarı'na kadar gelmişken Sultan filminin çekildiği evi görmeden gitmek olmazdı. Videonun kapanışını da bu evin kapısında yapalım istedik. Hem Varyemez filmi hem Sultan filmi. Varyemez filminde bir sahnede Levent polis merkezinin o yıllardaki halini görürüz. Adliye olarak gördüğümüz yer ise daha önceden gittiğimiz ve çekim yaptığımız günümüzde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan yapıdır. Ragıp Eliboğlu soyadının aksine hastalık derecesinde tutumlu ve cimri bir adamdır. Ragıp Eliboğlu varlıklar içinde yapayalnız bir adam olduğunu kendisinin kaçırılmasıyla anlar. Ailesinde, arkadaşlarında ve ortağında bulamadığı menfaatsiz dostluğu ve sevgiyi şoförü Hüsnü Baba'da bulur. Hiç tanımadığı ve onu kaçıran insanlarda bulur. Filmin bir sahnesinde Cem Davran'ın yani senarist Oktay Çatlak'ın bir adamın inanılmaz yalnızlığı senaryo vurgusu tam da bu filme uygun bir isimdir. Gerçekten de öyle. Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
Ragıp Elibol'un çevresi insanlarla doludur. Ama hiçbiri sandığı gibi gerçek dostu değildir. Ragıp Elibol bu duruma öyle bir alışmış ki gerçekle yüzleşince kendisini kaçıranlara bana en büyük kötülüğü yaptınız der. Ve sonrasında şunları ekler. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş. Anladım. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, yalanlarla, riyayla yaşıyorduk. Gerçekleri görmek gerçekten acı ve ağır gelmiştir Ragıp Elibol'a. Bu sebepten intiharı bile düşünmüştür. Ama sonradan aklına onu gerçekten karşılıksız seven bir dostu olduğu gelmiştir. Ve Hüsnü Baba'nın evine gitmiştir. Aslında bu filmde hayatın gerçeklerini görüyoruz. Film her ne kadar komedi gibi gözükse de aynı zamanda çok ağır bir dramdır. Düşünsenize bir sıkıntı anında tüm ailenizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın, hatta sevdiğinizin size sırt döndüğünü, insan gerçekten ölmekten beter olur. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim.